Bundan sonra Çağıl teyze olarak <laughs> şaka şaka sildik buraları. <laughs> Hani, kimse hafızasını hani bunlarla kim sık... doldurmasın. Evet Sokrates yani. izleyicileri de lütfen hani bunları görün, yorumunuzu yapın, geçin. Tabii ya canım sonra yani aklınız. onların da aklında tuttuğunu sanmıyorum. O yüzden ben de doja ketini ezberlemeyeceğim kıyafetlerini. Ha, evet, haklısın. Özür de dilemiyorum. Artık Sokrates o, artık... Artık... <laughs> izleyicisi. Artık kendi işini Görmek kendi görmeli. Görmek istiyorsun sen ne iş yapıyorsun, ben ne iş yapıyorum <laughs> burada. Sunuyoruz biz de, de böyle biz Kapitalizmde şey sınırları zorladığımız bir program oluyor. Hala gel. Kedisine kadar. Kostümü ve Met Gala konuşuyoruz. Yine <Ben> o iki yüzlüğünü <laughs> yap. Çığır, şortlu insanlara bu kadar laf edip <laughs> şorta bu kadar nefret kusup ama Pedro giyince o Sevgili izleyenler merhaba, Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz. Mood'un 20. bölümüyle karşınızdayız. 20. bölüm güzel, sihirli bir rakam. Evet, 20 böyle değil mi bir şey duruyor yani. dolu dolu hissettiriyor 19'lardan geçmek. Yıllar geçirdik bu programda. Vallahi öyle oldu Çağıl, zaman nasıl geçiyor anlayabilmiş evet, değilim. Evet, yaşlandık <laughs> bu programı yaparken. <laughs> Ama iyi anlamda. Sen hala gençsin. Teşekkür ederim. Yani baktım sen söylemeyeceksin ol, ben söyleyeyim <gülüyor> dedim. <gülüyor> ben artık girmiyorum bu muhabbetleri seninle. Öyle mi? Evet. Hadi pes. Pes ettim. Havlu attın. Attım. Yani baktım yarışamayacağım seninle. Peki <laughs> diyorum artık bundan sonra Çağıl teyze olarak <laughs> şaka şaka sildik buraları. <laughs> E, veda ediyoruz 20. <laughs> ve son bölümümüzün ardından. E, bunca zamandır bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. E, yayıncılık kariyerim böylelikle e, yarıda kesilmiş oldu. Yo, belki sen devam edersin bundan sonra. Akışı da sen yapıyorsun. Belki de ben çıkıyorumdur programdan. E, geçen haftaki akışımızdaki değişikliklerden haberdarsın sen de. E, seyircilerimizle e, soru cevap, o küçük soruları çok sevmişler ben de çok mutlu oldum sevmelerine beğenmelerine o yüzden de bu sorulara devam edelim istedik değil mi Çağıl? Kesinlikle hatta şöyle bir yol izlemeye karar verdik bu tip soruları sizin aracılığınızla belirleyelim diye yani soruyu siz seçin biz de Sokrates ekibine yöneltelim evet. haftanın sorusu öyle belli olsun dedik. Evet o yüzden bu hafta yorumlara bu tarz merak ettiğiniz bir soruyu yazarsanız onların arasından birini seçip yine bütün Sokrates ekibine tek tek soracağım soruları. E, merakla bekliyorum ne soru geleceğini. Evet ayrıca yorumları dikkate aldık programa gelen yorumları ve bundan sonra kışı Poyraz'ın yapması gerektiğine <laughs> karar verdik. Yok orada bir bir şey, değerli izleyicimiz bir hafta çağı bir hafta Yiğit yapsın demiş. Harika bir Çoğunluk fikir bence. Çoğunluk seninkini beğenmişti. Neden? Demokrasi yok mu yani bu program? <laughs> demokrasi tabii ki de. Demokrasi şu an çok önemli bir <laughs> Gündemde. konu. Gündemde. bir konu. Çok güzel bir yere parmak bastın. Biz de çok e, demokratik bir kanal ve program olarak e, insanların sesine tabii ki de saygı duyacağız. Katılacağız. O yüzden bundan sonra ben bu sorumluluğu almaya hazırım. O yüzden Poyraz bu hafta da akışı hazırladı. Yani bunun benim Napoli, üstü Atina'ya gitmemle hiçbir ilgisi yok. İnanılmaz bir program Yoğunluğunda evet. olmanla bir alakası yok. Yok, kesinlikle beğenildiği için Poyraz hazırla din akışı. Şimdi birazdan detaylara geçeriz. De devam etmeden önce hemen bahsedelim. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz biliyorsunuz. Paribu'nun Türkiye'de sporun geleceğine katkı sağlamak amacıyla kurduğu Team Paribu, 2023'te değişen kadrosu ve deprem bölgesinde fayda sağlama hedefiyle yeniden yapılandırdığı projelerle faaliyetlerine devam ediyor. Bu projelerden biri olan ve ihtiyaç haritasıyla hayata geçirilen Team Paribu Seninle kapsamında bu yılın öncelikle hedefi deprem bölgesindeki gençlerin sporla iyileşmesini sağlayabilmek olarak belirlendi. Team Paribu kadrosunda yer alan milli sporcuların kendi branşlarındaki gençlerin gelişimine destek verdiği Team Paribu Mentor Programı'nın içeriği de bu yıl biraz daha geliştiriliyor. Team Paribu hakkındaki gelişmelerin tamamını team.paribu.com'dan takip edebilirsiniz. Biraz... E Geçmişe döneceğiz. Çok kısa bir geçmişe. Çünkü boş geçemezdik onu. Evet. Onun üzerine değinmeden Met Gala'nın geçmek O takvim olarak bizim bir talihsizliğimiz oldu. Çünkü geçen hafta programı kaydettiğimizde Met Gala henüz yapılmamıştı. Ama hemen peşi sıra e, Gala'dan şahane görseller çıktı. Geçen hafta yer veremedik ama es geçilecek gibi de değil. O yüzden bu haftaya sarkıtık. Evet. O yüzden de e, öncelikle bu Met Gala'ya katılmış bir 10 sporcudan başlayalım istedik. 10 numarada Patrick Mahomes var. Patrick Mahomes ve karısı ismini unuttum. Beni maruz görsün. Vay be. İkisini görüyoruz. Gayet şık bir fitle gelmiş. Metkala'ya genelde insanlar biraz daha böyle kostüm yarışmasına da dönüyor ya bir evet. yerde bir noktada. Ama bu senekinde de yine tabii çok iddialı kostümler olmakla birlikte çok şık ve güzel looklar da mevcuttu. Vardı. Karla Gelfeld üzerinden herhalde bir tema belirlenmişti değil mi? Evet. Doğru bu fark senenin e, tem teması Karla Gelfeld'e adanmış. Ona e, bir şey yapılmış. tribute yapılmış ama e, çok fazla da şey olmuş bu arada. E, böyle controversial arada kalan insanlar da olmuş bunun ne kadar mantıklı olup olmadığını. Ha -ha. Çünkü Karla Gelfeld'in genel Özel hayatında kadınları olan duruşu, hmm, lafları, bazı söylemlerinden dolayı e, artık bu işlerin 2023 yılında yapılmaması gerektiğini, e, bir şey yok konuşulmaması gerektiğini dile getirenler olmuş. Çok iyi. Ben açıkçası çok hakim değilim. Ben yani, de değildim. Onun üzerinden de. o haberleri, çatışmaları okuduğumda, incelediğimde fark ettim. Hmm. insanların böyle tepkili olduğunu. Güzel. Hoşuma gitti. Varsa böyle tepki göstermişlerse de üstüne gayet güzel. Ama Hamsu ve e, eşinin kıyafeti Gayet güzel, güzel sade şık bir lüksle katılmışlar. E, zamanının çoğunu bu senenin e, Rusa pisanelerinde geçiren e, Britney böyle değişik bir, enteresan bir tercihle katılmış. Ben çok beğendim. Beğendin mi gerçekten? Evet, ben çok beğendim. Hmm, ben hiç beğenmedim. Gerçekten ya. mi? Evet, bir, bir hatta şeyler dalga geçenler komplemi, olmuş. Renkleri mi? İkisi de. Yani LeBron James'in 2003 draftında e, bir fotoğrafı vardı böyle. Carmelo Anthony'nin de acayip uzun takım elbiseler herhalde ha. o aralarda popülerdi. Böyle ceketler neredeyse dizin biraz üstüne kadar geliyor. Onlara benzettim o yüzden çok hoşuma gitmedi. Vallahi beğendim ne yalan söyleyeyim yine. E, peki de ya Ricardo var. Ricardo aşırı sempatik ya çok tatlı bir adam olduğu için. Sevmiyor musun? Yoğurt seviyorum. O, o kadar yani yüzüne ekşittin ki Rikard'ı tatlı bir adam Şu anda bilince. fotoğrafta ne sempatikliği var ne bir şeyi. Galada evet, yani da öyle bir şey yok. Kıyafeti sıkıcı, de bence çok sıradan. Sıkıcı, sıradan, sıradan bir smokinle katılmış. Kesin ama şimdi bunun bir değeri var. 1984'te bilmem kimin giydiği falan şeydir. <laughs> Tabii öyle bir şeydir. Yine Biz yanlış yine bir bilgilendirme yapmış. Yanlış, cahil bir yorumda bulunup sıkıcı bir smokin deyip Tam geçmiş olacağız. <laughs> <laughs> ve Wade'in Wade tarzı tabi her zaman böyle iddialı şeyler giymeyi seviyor. O böyle bu kontvari ceketi de hoşuma gitti. Ben de beğendim. Komple Wade ailesinin kıyafetini beğendim. Bence güzel olmuş. Ve Ellen Gu var. Çok beğendiğim bir sporcu benim. Açıkçası yani kayakla ilgili branşa ve içindeki branşlara pek hakim değilim. Aras yetiş kadar ama <laughs> e, serbest stil kayakçı. Serbest stil kayakçısı. E çok kendisi. yükselen bir yıldız. Aşırı ve yani çok çok, başarılıymış. çok genç 2003'lü evet. daha 18 19 yaşında çok da başarılı. Yani madalyalarla şey. beraber zirve görmüş bir sporcu. Bir de onun yanında yani çok da güzel, çok da sempatik ve çok fazla insana seslenebiliyor sporcu karakteriyle de. Dolayısıyla birçok markanın Yüzü zaten mesela hmm. Louis Vuitton onlardan biri. Öyle mi? E, evet, bir senedir yaklaşık galiba e, Louis Vuitton yüzü aylin ve yani beraber çok iyi çekimleri var. Güzel bir kız da olduğu için onun evet. da etkisi var tabi. Çok. Yani tam bir paket. Evet gerçekten öyle. O fotoğrafları da montajda ekleriz. Ben kaydetmiştim daha önce Louis Vuitton çekimlerini çok çok güzel e, ve buradaki look'u da çok tatlı e, üzerine dökülmüş gibi o tema. <laughs> Kelimelerimi de seçemiyorum. Yani akışı <laughs> yapamadığım gibi sunuculuğu da unutmuşum. Artık idare edilsin. <laughs> Yoğun böyle, bir tempodan Ama geçiyorsun. böyle güzel oldu. Böyle çok daha şeysin. Rahat ve eğleniyor gibi bir halin var. Ay evet, evet. konuk olmak çok güzelmiş. Ben programlara vallahi Ne yalan söyleyeyim. Şu Federer'e bakar mısın? Federer'in asaleti. Bu da kendi gözlük markası ee, yanılmıyorsam değil mi? Ha, bilmiyorum. Evet ben. yeni gözlük ben tasarımına başlamış. Edemedim. O yüzden kıyafetlerle ilgili de e, çok detaylı bir bilgi sahibi değilim. Gözlük tasarımına başlamış. Kendi markasını çıkarıyormuş. Bu da e, kendi markasının ilk serisinden bir gözlüğüyle katılmış. Çok güzel, çok yakışmış. Tam bir ekselansları. Tabii şimdi birazdan e, diğer fotoğraflara da baktığımızda diğer katılanlara e, Federer'in e, kıymetli eşini de göreceğiz. Çağrı'nın yani. e, en gıcık olduğu oraya karakterlerden biri. Evet. Ayağımı Ay, sallamaya başladım. <laughs> Ve bir Westbrook. De... Evet. Heh. Yani her zaman. Met aranan adamları. Fakat şöyle de bir e, üzücü bir taraf var. Harden'ın da postu var onu da gösterelim. Ya, evet görmüştün. Ben hep Met Gala'ya gitmek her zaman çok istiyorum ama bu zamanlarda hep playoff'ta oluyorum diye. aynı zamanda, Çünkü da kariyeri boyunca playoff kaçırmadı. Ve her Met Gala zamanında playoff'larda olması da bir başarı aslında. Dolayısıyla zamanda, burada, burada boy olanlarda, hemen Burada olanlar da işte biraz başarısızlar olmuş olduğu Belli için. Belki playoff göremediler. Evet biraz yani spor buraya katılan özellikle NBA oyuncuları için biraz tatsız olabiliyor aslında. Peki mesela çok başarılı bir NBA basketbolcususun. Takımında playoff gördü ama o gün maçın yok. Gider misin yok ya? Hayır öyle şey mi olur ya? Olur. Playoff tabii de bütün ama sezon... takım da izin veriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün takım arkadaşlarında git bizim Met temsil et diyor. Geçen playoff'la... Play... Boston maçının ikinci maçı ya da Boston serisi başlamadan önce James Harden Vegas'a gitmek istemiş. Koçuna da sormuş Doug Rivers'a ben Vegas'a gideceğim diye takımdan izin almış. Takım da tamam demiş git. Duck Rivers'da şey yani Dennis Rodman gidiyordu takılıyordu neler yapıyordu. Sen de gidebilirsin tabii diye bir evet. açıklamada bulunuyor. Ardında gidiyor seri öncesi Vegas'ta takılıyor artık. Ne yapıyorsa her zaman yaptıklarını. Sonra geliyor seriye. Şimdi de canavar gibi oynuyor. iki e, maç, Sonra bir de artı iki maç yapıyor. Kazandırdı. Biz playoff oynadığımız için Met Gala'ya gidemiyoruz. Ama o gün o... maçı var mıydı ya? Yoktu. Eee? Metcala günü maçı Ama olmaz ya. Ertesi günü var yani sonuçta. Las Vegas'a giderken seri öncesi. Ama o seri öncesi mi? kafayı toplamaya gidiyor. Öyle odaklanıyor işine. Yapacak bir şey yok. Sporcular çok geziyorlar. Ben ona birazcık... <laughs> Hard'ın zaten bunun zirvesi. O yüzden. Yani. Ama işte Westbrook yine kendi tarzıyla buradaydı. Williams. Serena Williams ve eşi. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle... <laughs> Eşlerin Sporcuların adını eşlerini. eğer böyle devam ederiz. <laughs> ee, ya ben genel olarak Serena Williams'ın tarzını beğenmiyorum. aslında modayla da çok ilişkili olduğunu ve bununla ilgili bir okul okuduğunu da biliyoruz. öyle mi? Evet. Ee, fakat tar tarzı değilmiş. bana hitap etmiyor. yani. Yine burada da ben beğenmedim ama bu da galiba yine zamanda Karla Gerfeld'in yapmış olduğu bir tasarım diye hatırlıyorum. Tabii yani onlara kendi dokunuşlarıyla biraz değiştirmiş halleri. Bazısı tabii hiç olmamış. Bazısı şimdi göreceğimiz gibi tabii ki de bu programın baş tacı favorimiz. Şay. Şay. Programımızın göz bebeği. Göz bebeği. Biricimiz. Kombine bakar mısın? Güzel değil mi? Çok güzel. Tom Brown da değil mi bu kıyafet? Özel üzerine dikilmiş ve hazırlanmış diye hatırlıyorum. Öyle mi? Öyleydi değil Hı -hı. miydi? Bilmiyorum. Kıpırdayamıyorum da. Montum, <laughs> sevgili izleyenler montum hışır deyip sesi bozacak diye kıpırdamadan sunuyorum ben bu programı. Ama yani çok da ısrarcıydın. O yüzden de hakkını da veriyorsun. Ama Bak, şimdi 10 yani dakika bir tarz oldu. programı ben bu montumu çıkarırsam Sokrates moddaki yerim i̇şte sarsılır. Böyle de inançlı böyle de e, işini evet, sevgiyle, aşkıyla yapıyor. Şay olunca <laughs> yoğunluk moğunluk kalmamış. Yine de bir yerden çıkıyor. <laughs> Modacının kim olunca falan bakmışım hemen onlara. Gördüm gördüm güzel böyle backstage görüntüleri vardı. Çok tatlıydı. Evet. İkon şay cilicisi tabii ki de Gözlük falan buradaydı. şahane vallahi. Ve son olarak e, Y-Deceiver Dix'de oradaydı. Ya da yine kendince Tatlı güzel bir smokinle NFL dünyasına katılmış. da akıyoruz. Bu program Öyle. işte böyle bir program. Oradan oraya, oradan oraya. Sporcularımız böyleydi Metikalı'ya katılan. Ee, bir de biraz daha kostüme kayan e, kıyafetleri de paylaşmak, göstermek istedik. Daha böyle fazla şaşalı olan. Biraz evet iddialı, iddialı gösterişli. olan kısımlara bakacağız. Bu do ceket zaten sürekli olarak çarpıcı kıyafetler Geçen tercih Geçen senekini ediyor. hatırlıyor musun? Kıpkırmızı böyle. O Met Gala değildi ya. Met evet, değil Gala miydi? mıydı? Yok Me... o sanki bir şey fashion showdu biz onu Milan Fashion Week'te mi ne vermedik mi? Kıpkırmızı böyle taşlarla olan. Hı hı. Aynen. Sanki Milan Fashion Week'te Balenciaga falan öyle bir şeydi diye. Doğru doğru Met Gala değildi. Ama işte hep öyle Kendi enteresan... şeyi de unutuyoruz. <laughs> Program gerçekten rezalet. <laughs> yani şimdi ben do hangi şeyde ne giydiğini e, mi ezberleyeceğim Çağıl yani? Kimse hafızasını yani kimse, bunlarla doldurmasın. Evet yani. izleyicileri de lütfen hani bunları görün, yorumunuzu yapın, geçin. sonra aklınız. yani onların da aklında tuttuğunu sanmıyorum. O yüzden ben de do ez, ezberlemeyeceğim ha, kıyafetlerini. Evet, haklısın. Özür de dilemiyorum. <laughs> <laughs> Sen Kanye West'i de savundun, ona da özür dilemedi, buna mı diyecek? Ona özür diledim ama acayip sonra seni kenara, kenarda köşede sıfısla sıfı ara sıfı ara özür ara bir mi yedi, diledim. Aralarımızda defa diledim. <laughs> evet, Leton'un kedi kostümü hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu bir tane şey e, videosu var ya işte köpek var, köşeden köpek bakıyor böyle. kediyi kovalıyor diye. <laughs> <laughs> bu o kedi de şey, Karla Ger Gerfeld'in kedisi olduğu için o temayla o kıyafeti giymiş. Aynı, aynı o tipte bir kedisi varmış. Yani kapitalizmde Gerfel. sınırları zorladığımız bir program oluyor. <laughs> Karla Gerfeld'in <laughs> kedisine kedisini, kadar. kostümü ve Metka'la konuşuyoruz. Seçim öncesi yakışmadı Sokrates Mood. <laughs> <laughs> ee, burada da temayı tam olarak görebildiğimiz Karla Lagerfeld'in zaten... Net hiç uğraşmamış. Kedi kostümü, zart, sürt falan filan direkt ben giyeyim üzerime. Profilden Lagerfeld'i koymuş. Bayrağı açayım demiş, işimi temize alayım yapmış. Jeremy Pop e, giyen. O da zaten genel olarak çarpıcı kıyafetler tercih ediyor. Met Gala o yüzden onun alanı olmuş bence iyice oturmuş. Lil Nas enteresan kostümler seçme konusunda yine baş bir numaralarda. Çok güzel olmuş. Bir daha olmasın. Bir daha olmasın ama <laughs> bir daha da olacağına eminim. O yüzden <laughs> eminim. yine göreceğiz. Ve tabii ki de Çağıl'ın ee... favorisi. Gelmiş geçmiş en sevdiği insanlardan biri. Yani tarz kızdım insanlardan biri. Ee, yani Federer çok şık ve her zaman çok güzel e giyiniyor. Zaten sade bir tarzı var ama evet. eşi Mirka da bence her zaman çok kötü giyiniyor. Yani inanın <laughs> Her mu? zaman iddialı giyinmeye çalışıyor ama o... Biraz yani olmuyor. ben yine hiç, hiç beğenmedim. Normalde de hiç beğenmiyorum. ya yani çok kötü kıyafetler tercih ediyor. Çok... Evet bizden. Yakıştıramıyorum. Bir, de, bir mod den. bölümünde daha eksiği aldı bizden. <laughs> bir kafedeler. Olmadı yani. Evet. Ha tabii. Pedro'yu görmeden Pedro'yu Pedro konuşmadan geçsek ayıp olacaktı. Bu bence Çağıl zaten Met kalanın en çok konuşulan e, tercihlerinden evet, biri hadi, oldu. Evet hadi bakalım yine o iki yüzlüyü yapacağız. Şortlu insanlara bu kadar laf edip <laughs> şorta bu kadar nefret kusup ama Pedro giyince o. Şimdi o zaman açıklayayım. Ben gerçekten şort giyilmesini sevmiyorum. Yani, tamam sıcak falan giyiyorsunuz bir şey dememeye Hı. çalışıyorum ama yani genel olarak çirkin bir İten. E tamam o zaman. Şey, bir aykın tamam, bu. Tamam burada da söyle o zaman. Fakat. <laughs> Gel gelelim. Fakat adınız Pedro Pascalsa arkadaşlar. istiyorsanız donla bile çıkabilirsiniz sokağa. Bu doğru. E i̇şte. Starlık böyle bir şey. Böyle bir şey. <laughs> Yapacak bir şey yok. Saygılar. Bak ben o derece star olmadığım için korkudan montumu bile çıkaramıyorum. Çünkü şu <laughs> böyle, bezlik böyle. şeyine oturursam ne olacak? Ama Pedro Pascal öyle mi? Değil. Tabii. Bu arada hakikaten çok kötü şortu yani. Evet yani o şortu biraz elinde. uzatsan, pantolon yapsan yine müthiş bir look. Genel olarak üst, yani o kırmızı işte kırmızı gömlek, kravat falan, pardesü şahane saçlarına bayıldım. Çok güzel olmuş ama şorttan. Yani Bacakları da pek güzel değilmiş bu arada pedropastan. Yok be daha ne olsun işte. Hep olmuş kadınların be. bacakları ile ne ilgili mi siz yorum yapacak. Bir sıvı bacağı var ne bir sıkıntıysa. Ne çok evet. kıllı, ne çok ince, ne çok kaslı. <laughs> 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 Yine bir bacakla ilgili bacak sen benden çok yorum yaptın. <laughs> Bırakın biraz da kadınlar konuşsun. <laughs> E, güzel, adam mi? güzel, çok güzel adam gerçekten. Pedro abi bacağın da güzel, her şeyin güzel. Sen takma kafana, dinleme çalı <laughs> Sokrates modun ikinci yıldızı. Şahiden sonra en çok sevilen isim Pedro Pascal gerçekten de. Ama kırmızı çok yakışmış saçı falan. Evet, güzel Ama gerçekten. Ortalı. Ama şort çok eleştirildi, ona da katılıyorum. Ee, evet, son olarak da... Favori, Rihanna ve eşi. Favori çiftimiz diyebilir miyiz? Evet. Rihanna, Rihanna, Rihanna ve eşi. eşi. <laughs> e, kendisi de bir rapçi. Aysap belki. Gilen bilir. Evet biliyorum ama Rihanna 5. Tabii evet o da İskoç eteği ve Rihanna'nın da el yapımı evet. değil mi? El Şimdi, işi gülleri. Ha, el işi Valentino kıyafeti Rihanna'nın. Yani gerçekten kapitalizmiz çok zorladık bu programda. Ama yani ne yapalım Metcala bu kapitalizmi zirvesi çiçek, biz de onu anlatıyoruz. Her çiçek görünen kıyafetteki yapımı 30 saat sürmüş. Yani 30 çarpı 30 tane mi ne varmış. Yok yani düşün. Ee, el emeği göz nuru Rihanna'mız. <laughs> hakkında vermiş de bir yanına. Korkunç bir kıyafet. Evet. Kostüm bu kıyafet değil zaten. Kostüm evet. Sirk kostümü gibi. Evet evet. Neyse. Ama gözlüksüz çıktık ya yine bak şimdi Rihanna'yı görünce aklıma geldi. Bu kadar met gala yeter, yeter bence. Yeter de artar bile Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Fena midem bulandı valla bu kadar kıyafet konuşmadı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz daha güzel eğlenceli bir gündemle devam edelim. Jake olun. Geçen hafta yapılan e, Ay çok eğlenceli. MMA <laughs> maçında e, bir boy gösterdi. İlk gördüğümde ben şaşırdım. Acaba dedim Jake Gyllenhaal böyle bir e, profesyonel olmaya karar verdi de antrenman yaptı maça mı çıkıyor? Ama e, yeni filmleri neydi adı? House 1980 yapımı e, bir klasik filmmiş. İzlememiştim. İzledin Hı, mi yok sen? Yok ben de izlemedim. Remake Onun, onun remake'iymiş. Tekrar çekiyorlarmış. Başrolde de Gyllenhaal oynuyor. E, aynı zamanda e, şey de çıktı. McGregor o da filmde e, sahne alıyormuş, hmm. filmde gözüküyormuş. E, ve Waitinlerde de e, aynı zamanda John Jones'la da e, selamlaşırken fotoğrafları çıktı. E, olda güzel bir şekilde nakavt ediyor rakibini. E, Cilinol'un da maşallah varmış diye bir. Hani abimiz 42 yaşında <laughs> inanılmaz bir fizikle filme çok hazır gözüküyor. 42 de bir şey değil bak ama sen bu yaş konusunda kaşınıyorsun. 42 nedir ki yani? Sanki yaşlıymış gibi söyledi. Yani şimdi biyolojik olarak 30'dan sonra kas üretimi, kas yapımı düşüşe geçiyor. Doğru. Ben yani de düşüşe geçtim. 42 mesela düşün profesyonel sporcu var mı 42 yaşında? Çok az var. Yani şimdi hangisi spordur değildir konusuna akacak diye korkuyorum. <laughs> Fernando Alonso var. Yani ben çok Hiç az, çok, gelelim. çok az örnek var ama yani. O yüzden 42 çok genç bir yaş değil. Spor olarak Tabii ki de. Yanlış anlaşılmayayım. Yine tepki çekmek istemiyorum. Genç bir yaş 40 Gençsin şimdi konuşursun tabii. Göreceğiz seni de. Neyse çok e, iyi durumda görünüyor. Çok iyi görünüyor. E, Kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Maç arasında da e, böyle bir ekstra atraksiyon e, seyircileri bayağı eğlendirmiş. Resmen böyle bir Amerikan güreşi gibi araya bir sahne girmiş gibi olmuş. Filmde güzel olacağı benziyor. Merak İzlerim ediyorum. ben. Ben de. Böyle sahne çok e, tabii, izle. Tabii. Jake <laughs> Bu haldeyken izlenir bu film. Aynen, rekorları kıracaktır. <laughs> evet, şimdi Napoli'den bahset bize biraz. Bu ne delilik be kardeşim. Napoli hediyeleri kendime evet, aldım, çığalın, Napoli atkısı. Napoli'den atkısı da geldi yanımıza. Nasıl bir kutlamalar? Pazardı. Biz cumartesi sabah 9-9.30 gibi falan varmıştık şehre. Ee, hemen böyle eşyaları bırakıp çekim yapmaya çıktık. Ya bu, bu görüyorsun ya şimdi burada havai fişekler falan görünüyor. Gündüz gözüyle saat 11'de havai fişek atıyorlardı daha cumartesi Hala devam günü. ediyorlar mıydı? Bu ön, yani maçtan önce bu söylediğim. sen bunlar çekilirken orada mıydın? Evet. O gece orada mıydın bu, yani? Evet oradaydım. Üff. İyiymiş evet, ben sonrasında maç, gittin sanırım. Evet maçtaydım sevgili <laughs> <laughs> Şampiyonu kutlamalarındaydık. Çok güzeldi. Maradona duvarına gittik işte. Ee, oradan böyle videolar da şimdi ekranda gel gelir. Ama zaten o hafta sonu seni çok severek takip ettim. O yüzündeki evet, mutluluk ve mutlu heyecan oldum. yansıyordu. Yani e, böyle... Ya tabii arkadaşımla konuştuk bunu. 10 seneye geçti spor spikerliği yapıyorum falan. Ve birkaç defa da böyle bırakma noktasına geldiğim anlar yaşadım. E, ama bu... Seyahatte şöyle düşündüm. Yani iki, hiç birinde o köşeden vazgeçerek ayrılmamışım da dönmüş köşeyi. Şu an köşeyi. buradayım. E, çok hayalini bile kurmakta güçlük çekeceğim bir seyahat benim için. Çok seviyorum zaten Napoli'yi. Daha önce de işte 2015'te gitmiştim böyle stada da kaçak kaçak falan. Bilirler belki izleyenler 20 bin defa anlattım bir an olduğu için. Şimdi ona böyle bir şampiyonu kutlamasına gitmek, şehri öyle dolaşmak. Sürekli herkes dışarıda ve herkesin üstünde mutlaka ki Napoli'ye dair bir şeyler Gerçekli var. Gerçek bir bayram havası yani. Böyle sivil insan görmüyorsun yani kostümden bahsediyorum. Mutlaka Napoli ile ilgili üstlerine bir şey var ve her yer böyle. Böyle e, sabahtan akşama kadar iki gün boyunca şehri talan ettik. Her yere gittik. Her şeyden görüntü almaya çalıştık. Ve her yer istisnasız böyleydi. Yani metro, işte dükkanlar. Sabah 9'da kahve almaya girdiğimiz yerde bangır bangır hoparlörlerden müzik açmışlar. Marş söylüyorlar falan. Ya, 33 yıllık hasret ancak böyle dinermiş gerçekten. Hakkını da vermişler Hakkını gibi vermişler. Bir yerde yayın yapıyorduk stadın önünde maç günü birkaç saat kala maça. Böyle 15-16 yaşına çocuklar geldi. E, anladılar işte ne oluyor falan bir çekimler. Kamera görünce de tabii böyle bir ekstra heyecan oluyor. Arkamızda ses bombası patlattılar. Bunu hazırlamışlar kameraya da denk gelsin diye. Gerçekten bir anda baygınlık geçiriyorduk ya. O kadar yüksek miydi Çok ses? Çok yüksekti. Yani? Zaten yayını kapatmak zorunda kaldık. Yani toparlayamadık bir iki dakika. Hemen arkamızda oldu çünkü. O kadar var yüksek mı bir sesti ki. Yani esportta vardır şu anda. Kayıttaydık çünkü o esnada. Merak ediyorum görüntülerini. Çok bir an böyle yüreğimiz ağzımıza geldi. Bayağı gideldi. korkmuşsundur evet. yani. İnsan tabii ki o anda ses bombası olduğunu anlamıyor yani. Bomba ya. patladı sanıyorsun. Ee, öyle. Stat da çok güzeldi. Kutlama. Yani maç, maç çok kötüydü. Sıkıcıydı maç. Ee, bir penaltı kaçırdılar ama bir penaltıyı da gole çevirmeye başardılar o birlikte. Bu arada şehirde her yerde Osimen maskeleri var. İnanılmaz yani herkes birer Osimen olarak geziyor böyle. Herkes maskeleri takmış durumda falan. Çok, Çok seviliyor orada. E, tabii bir Maradona değil. Öyle. Şimdi bile Maradona formalarıyla gezen çok adam vardı zaten. Tabi tabi. Yani. Ya Allah o. Zaten. Maradona orada öyle bir farklı seriyordu bir seviyede zaten. Bu şampiyonluktan bağımsız da öyleydi. Ama şampiyonlukla beraber iyice başka bir boyut oluştu. Başkan çıkmış. olsa kim başa geçer sorumuz vardı ya. E, Maradona. Maradona bir başkan yani. Ülkede komple çöker gibi. <laughs> Maradona başkan olursa. Çok yabancı değiliz böyle şeyleri o yüzden. Doğru. O da doğru söylüyorsun. Daha iyi bir başkan Maradona olur. Belki de. Buna katılıyorum. E i̇şte bu da böyle benim Napoli seyahatimdi. Bu fırsat ayağıma geldiği için çok memnunum. İşime de, iş de teşekkür ederim Esport'la. Güzel bir ana oldu bence de. Evet. Çok güzel. Unutamam tamam, hiçbir zaman. Evet, evet. akışlı akışta sırada ne var? O zaman devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir de F1 Miami vardı. Ee, yani Miami olunca konu biraz değişiyor yine klasik <laughs> evet. her zamanki gibi. Ee, i̇nanılmaz bir yıldızlar geçidine döndü F1 Miami serisi. Hep öyle oluyor ya işte Amerika'daki şey evet, de bu bütün, olayı bütün da bütün Amerikalı selebritilerin hepsi oraya toplanıp orası yani yine bir kapitalizmin zirvesi haline dönüşüyor. <laughs> Ve şimdi yine kapitalizmin zirvesi bir hareket. karbon restoranı var New York'ta. karbon Beach adlı bir pop-up restoran kurmuşlar Miami'ye özel. Ve sadece 3 gün boyunca açık tutmuşlar. Kişi başı biletler 3000 dolarmış içeri girmek için. Sonra içeri girdiğinde yani açık büfe büfemsi, yani açık büfe değil de istediğini orada böyle ortada büyük heykellerin arasında içkiler zart sürtü oradan istediğini alıyormuşsun. O tarz bir aktiviteyle 3 günde 400-500 bin dolar arası bir kar elde etmiş Karbon abimiz. Karbon da bu, e, <laughs> bu ünlü, ünlü şef bu abimiz. E, enteresan bir şey olmuş. Bir Karbon tecrübü peki onun? Hı hı. Adın, adamın adını... Bana karbon arayı çağrıştırıyor. <laughs> <Değil mi? dolayı gülüyor> <gibi gülüyor> zaten Oradan an... direkt uf, güzel olurdu şu an evet, bir. ya Allah Böyle bir aktivite yapmışlar. Ee, pardon 400-500 bin diyordum da 4,5 milyon dolar demek istedim. Ki ben bin, 400-500 binde bile şu şekil evet. olmuş. Gözlerimde dolar gibi. 3 4 4,5 milyon dolarlık bir 400 kişi ağırlamışlar. Ne para. Gayet iyi iş. Bezos da zaten masasında gördüğün üzere. Böyle bir aktivite olmuş. Afiyet olsun diyelim zenginlere. Tabii. Beni bundan bahsetmişken Butler'dan da bahsedelim. Biliyorsun Butler Big Face Cafe diye bir eee evet. kahve markası açmıştı. Bu Bubble'da, eee NBA Bubble'a girdiğinde Hı -hı. oradaki oyuncular kahvesiz kalmasın diye kendi odasında kahve yapmaya başlayarak eee Bir de şeyde, oldu. bardağını 20 dolardan satıyormuş. <laughs> NBA oyuncuları nasıl olsa ödesinler diye. Hatta bir de şeyi de taktiğini de söyledi. Sonradan bir 2-3 hafta sonra demiş ki bozuk yok bozuk yok diyerek 100 dolar 100 dolar almaya başlamış oyunculardan. Milletin bozuk para anlayışına bakar mısın? bir <laughs> 100 doları bozamıyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. İster alırsın, ister 100 doları ver. Kahveni vereyim." demiş. Ne yapmış bu paraları peki? İşte biriktirip markasını büyütmeye devam ediyor. Yok muymuş marka açacak parası da Jimmy Bat'ın. Yani işte Butler en, en, en enteresan bir adam. O ona o böyle ona bir site proje olarak bakıyor. Elbari. Belki günün sonunda bağışlar ama. Ya yok mu bu adam bir PR'cısın. <laughs> Bir yere bağışlatmamışlar. <laughs> Bunda da Miami'de de e, bu sefer şey yapmış. Özel bir loja kısmına e, Miami'deki bedava dağıtmış. 5000 bin tane e, kahve dağıtmış. 3 gün boyunca PR'ını yapmaya devam ediyor markasının. Vallahi bravo. Aynı zamanda takımını da tabii e, doğu finaline taşıyor. İnanılmaz e, çok bir performans. Ya. Çok sevdiğimiz bir karakter zaten kendisi. Hem Miami Grand Prix'sinde boy gösterdi kahveleriyle hem de sahada. Keyifler yerinde Miami'de. Her türlü eline sağlık diyelim Cümü Batlar'ın. Hem kahveler için teşekkürler hem de bu spora verdin emek. Ben emekler için teşekkür ederiz Batlar. <laughs> ya Miami Grand Prix'sini de böyle görelim dedik. Zaten ben yarışı bile izleyemedim yine. Aynı güne denk geldiği için Napoli ile. Ama bir ünlü akımı vardı. Siz de zaten sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de Formula 1'in Mercedes Ferrari'nin hesaplarına bakabilirsiniz. <laughs> artık o, artık, 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 kendi işini görmek kendi görmeli. Abi, hiç buralarda vakit geçirme. Gel <laughs> Instagram'a yaz Formula 1 diye. Yani böyle basit şeyler için bizi <laughs> Instagram'dan siz bakarsınız. Eee <laughs> sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum biz burada? Sunuyoruz biz be, de. Böyle biz böyle işte de. Hani, haberiniz yoksa duymadıysanız Miami'de Formula 1 olduğunu falan. Yani biz de sonuçta spor olursunuz. aksiyonlarını ayağınıza getirmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz muhabirlik yapıyoruz. Şey, şey, <laughs> Tabii canım Napoliler'de ses bombası yiyorsun. Tabii. Kolay iş değil. Atina dönüşü biraz üzücü oldu. Fenerbahçe keşke 5. maçı keşke. geçseydi. Bir de o olsaydı olacaktı. zaten tadından yenmeyecekti. Evet acayip olacaktı ama maalesef elendik. O Maalik, da üzücüydü çok. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Sonlara geliyoruz. Bir de Harden'ın MVP hediyesi vardı NBA'de. Ee, Onu da küçük bir göstermek istedim. Ee, Harden NBA'de kocaman bir Rolex almış. Arkasına da MVP yazdırmış. Bugün programın adını ben Sokrates Sermaye, <laughs> Sokrates Das Kapital falan öyle değiştirmeyi düşünüyorum. Çok acayip <laughs> Ya bir program. bu hafta çok ters bir haftaya denk geldi. Bütün böyle şaşalı aktivitelerin, toplanmaların bir arada olduğu bir haftaydı. Evet, odak noktası paraydı. Bu. <laughs> odak noktası para ve <laughs> kapitalizm par olan bir haftaydı. Biz de oradan devam ettik. En bitte ee, işte MVP'lerinin tadını çıkarırken bir yandan da yeni ile. Ya bu ile... hediyeler bana biraz garip geliyor. Şimdi en bit kendisi sürü kendisine Rolex alamıyor mu? Ya e alıyor işte Gerçi arkasına. Içine bir şey yazdı. Evet arkasında şey. Ya. yazmış. Böyle Harden gibi bir adamdan böyle bir hediye almak ne bileyim. Unutulmaz olur tabii Harden tabii, güzel, sana güzel bir, bir anı yani. yani. Doğru. Doğru. Güzel bir anı. Güzel. Güle güle kullansın Joel Embiid. Şimdi sırada bir dosyan var. Minik bir dosya. Mini dosya. Bu haftanın e... Önemini vurgulamak için NBA oyuncularından da küçük bir mesaj içeren bir dosyamız. Pazar günü bildiğimiz üzere bugün cumartesi günü yayına giriyoruz. Pazar günü çok önemli bir seçimle karşı karşıyayız. O yüzden de Lebron James, Brown ve Matisse Tybill'dan küçük bir mesaj, oy verelim. İlk turda umarım biter bu iş. Ee, güzel günler, daha keyifli günlere doğru yola çıkarız diye ümit ediyorum. Heyecanla pazar gününü bekliyorum. Oy verelim. Teşekkürler Lebron James. Teşekkürler Taybul <laughs> teşekkürler Brown. <laughs> teşekkürler Türkiye. Şimdi e, devamında da biraz böyle şekillendirdik programın son bölümünü. Teaser bölümüne geçelim. Çok orijinal, enteresan, daha önce hiç görmediğiniz bir teaser Asla görmediğiniz bir film gelecek şimdi ekrana. Karşı karşıyayız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl direkt heyecanı gazı aldın <laughs> değil mi? <laughs> evet, almaz mı? Evet, pazar günü sabah kalkıyoruz... Koşumuzla Yatahtan başlıyoruz. Yataktan çıkıp aynı bu şekilde... Günün ilk ışıklarıyla beraber... <laughs> Günün ilk ışıklarıyla beraber sandıklara doğru bu şekilde koşuyoruz. Evet. Bir amacımız var çünkü. Ee, biliyorsunuz her hafta teaser bölümünde bir spor içeriğine yer veriyoruz. Şu ana kadar da hep güncel hikayelerden aktık ama bir defa gelmiş geçmiş en büyük spor filmlerinden... En belki klişe gibi görünen ama aslında hepimizin hayatında Gerçekten acayip bir, bir yeri olan bir film seçelim dedik bu hafta özel. Yeniden doğuşta demiştik. Spora dair, spor hikayesine dair çok şey anlatan bir film. Harika bağladın. Duygularıma tercüman oldum diyebilirim. <laughs> Sizleri 1976'ya Raki serisinin ilk filmine götürmek istedik. Belki siz de yakın zamanda bir nostalji yapmak istersiniz. Bu bir iki günde şöyle bir tekrar rakı izlersiniz. Bir rakı izleyip heyecanlanıp gaza gelebilirsiniz. Yenilmemeyi, kabullenmemeyi belki bir daha bir hatırlarız. Kesinlikle. Ee, hanımcılık da var. <laughs> daha ne olsun. <laughs> Konuyu nasıl değiştireyim derken ben... <laughs> Hanımcılık gündemimizde biliyorsunuz. O, o da önemli. Rihanna ve eşi. Tabii Rihanna ve eşi. Tabii. Federer ve eşi. Evet. Rakibe eşi. Federer ve eşi olmadı. Mirka Federer Mirka ve Federer. Roger. Mirka Federer ve Roger'cum. Evet. Saçma sapan bir kapanış oldu Harika. ama. Harika. Ee, güzel teaserda bu hafta 1976 rakibi var. Ve kapanışta biliyorsunuz her hafta Spotify'daki listemize ekleyeceğimiz şarkıların temasını belirliyoruz. Bu haftanın temasına da yeniden doğuş dedik. Umuyoruz yeniden doğacağız. Yeniden doğduğumuz bir haftaya uyanma dileğiyle. Güneşli bir haftaya uyanmak dileğiyle. Beşer şarkımızı ekleyeceğiz. Hadi gel birlik olalım. 10 şarkıyı da beraber seçelim. Tamam güzel. Öyle bir hafta, önemli birleşe, bir hafta, birleşe, önemli bir playlist yapalım. Evet. E, playlistimiz de böyle olsun. Kapanışı da ismiyle müsemma programımızın ve kanalımızın Sokratesle yapacağız. E, kendisinin Conchiance'la beraber e, demokrasi çağrısında bulunduğu bu fotoğrafla kapatalım. E, 15'inde sandığa demişti o. Evet keşke 14 yazsaydı orada harika bir As denk geliş olurdu ama. bizim. Bir gününü kaçırdık ama... Mesajı aldık. Kapanışı da bu görselle yapalım. Ve hoşçakalın. Haftaya hoşça görüşürüz. Hoşçakalın.